Herif kıyafetler giyiyoruz yani sevgili balıklar bizden korksun ya da çekinsin ya da ana bu da ne falan biçiminden. Garip olmasının en temel sebebi günlük hayatta bunlarla sokakta dolaşamıyor olmamız. Günlük hayatta üzerimizde giyip de dolaşamadığımız kıyafetlere garip kıyafetler adını veriyoruz. O zaman günlük gelinlik, hayatta dolaşım. Başka dalgıç kıyafeti. Peki günlük hayatta giyip dolaştığımız kıyafetlerle dalgıçlık yapamıyor muyuz? Mesela kot pantolonla veya işte efendim sevgili Goynek'le suya atlayıp yüzsek dalgıçlık modlu. Bunlardan biri su alacaklarından geldi. Batarsınız ve bir daha çıkamazsınız diye düşünüyorum. Normal dalgıç kıyafetleri su almıyor mu Cenk? Su almıyor. Zaten alsa da nereye alacak? Alacak yer yok ki Cenk Bey. Nereye kendi su alacak? Kendi içine emiyor suyu. Peki tüp olayına biraz değinir misiniz Cenk Bey? Neden insanlar tüple doluyor? Ağır olduğu için mi? Hayır, içerisinde hava olduğu için Erdem Bey kişi. Yanında hava ama içinde hava varsa şey... dalamayız ki, o direkt bizi havaya kaldırır. Mesela sevgili su yataklarının da içinde hava olduğu için Cenk Bey doğru düzgün batmazlar. Ama Erdem Bey sevgili tübün diğer ağırlığı sevgili havadan, yani içindeki havadan daha ağır olduğu için o içindeki havaya bana mısın demez, gel buraya dedi miydi aşağı indirir onu. Ayrıca biz de aşağı doğru yüzüyoruz, dikkatinizi çekerim. Öyle mi? Tabii yani. Dalgıçlar bize... aşağı doğru yüzer diyorsunuz. Evet. Yine ilginç bir atasözüyle programımıza devam ettiniz Cenk Bey. Tebrik ediyorum. Peki siz kaç yıldır dalgıçlık yapıyorsunuz? 4. 4 yıl mı? Evet. Anlıyorum. Nasıl bir şey Cenk Bey? Suyun altında neler var? Bize biraz anlatır mısın? Bir halt yok yerden böyle karanlık garip duran bir şey aslında. Dışarıda ne varsa orada da aynı şey mi var Cenk Bey? Tabii orada da bakkallar, efendim manavlar, orada da ayrı bir dünya var. Suyun altında ayrı bir alem diyorsunuz. Aha. Anlıyorum. Peki gerçekten çok karanlık mı suyun altı Cenk Bey? Yoksa güneş oraya kadar girebiliyor mu? Çok derinlere. Güneş o kadar derine gidemiyor herhalde. Ne kadar derine dalabiliyorsunuz Cenk Bey? Mesela boy vermeyen yerlere daldınız mı? Tabii ki ben en az bir keresinde 6000 metreye kadar daldım. Sonra nasıl çıktınız Cenk Bey? Kim çıkardı sizi oradan? Arkadaşlarla beraber zaten girmiştik. Sonra hep hadi çıkalım artık dedik. Üşüdük dedik. Peki... bilerek mi 6000 metreye daldınız yoksa daldığınız için bir baktınız ki 6000 metrede misiniz? Yani daldığınız için mi o kadar derine daldınız? Hayır, yani bayağı bir terlemiştik kumsal derden be. Şöyle gelin biraz serinleyelim dedik. Öyle onu gördük, bunu gördük. 3 eş hoş beş derken öyle baktık ki oralara inmişiz. Dalmışız diyorsunuz. Evet. Sonra dedim arkadaşa sende mezro vardır yanında ölç bakalım dedim ne kadar dalmışız. O da bir ölçtü ki Erdem Bey 6000 metre. Vay be dedik, helal olsun falan filan konuştuk ki öyle konuşa konuşa çıktık. Kaç metrelik mezroyla ölçtü o 6000 metreyi Cenk Bey? 2 metrelik mezroyla. 2 metrelik Erdem Bey. Her birimiz yani 2 metre. Her 2 metrede bir her birimiz durduk ve kendisinin sıfırlamasını sağladık. Gerçekten son derece güzel bir su altı ölçüm sistemi geliştirmişsiniz. Teşekkür ederim ama bu sırada sevgili yemeği kaçırmışız, olsun dedik. Peki kıyıdan ne kadar uzaklaşıyorsunuz? Yani derinlik 6000 metre, hemen uzaklık ne kadar? Hemen kıyıya çok yakındık. Allah, kıyının dibinde öyle 6000 metreye dalmak mümkün mü? O kadar derin mi sular Cenk? Çukur falan da herhalde Erdem Bey. Çakır çukur her taraf diyorsunuz. Evet Erdem Bey, dikkat edin lastikleriniz patlamasın. Suyun altı çok çakır çukur değil mi? Yani bir asfalt yapmak. Evet ya, saçmaladığınızı diliniz bile anladı, o yüzden dolandı. Dönmedi. Peki Cenk Bey, bu sevgili suyun dibine daldığınızda nerede dalıyorsunuz? Mesela İstanbul'da mı efendim, başka yerlerde mi, yoksa denize kıyısı olmayan yerlerde mi? Denize kıyısı olmayan yerlerde dalamazsınız, yasaktır Erdem Bey. Ama dalmak yasak olduğu için dalamıyoruz yani oralarda. Var. Onun dışında nerede su görürseniz su birikintisi dalabilirsiniz. Yani mesela şu yukarıda yağmur yağıyordu. Biliyorum yani oraya dalmışsınız, her tarafım çamur oldu diyordunuz Cenk Bey. Öyle dalmışsınız, su birikintisine daldım. Daldım, biraz eşelendim orada Erdem Bey. Peki Cenk Bey, dalgıçların daha çok suyun altını araştırmak, efendim oradan batık matık falan çıkarmak ya da ne bileyim gazoz veya işte... Sevgili istiridye kapağı falan evet, toplamak yani için aldım. Evet, ben dalgıçla... Yani pardon, sorumu tamamlayayım. Hiç böyle... Sorunuz o kadar uzun ki bitmiyor kardeşim. Hiç böyle mantıklı bir şey için dalan kimse yok mu Cenk Bey? Yani işe yarar bir şey olsun. Şimdi montlu. Ben dalgıçla ilk sevgili dilek kuyularında başladım. Bu dilek kuyularına dalarak oraya attıkları dilek paralarını toplar gider güzelce yerdim Erdem Bey. Ama tabii hiçbir o dilek paralarını biriktirmediğiniz için, hepsini günübirlik yediğiniz için şu an elinizde avucunuzda yine bir şey yok. Elinde avucunda o kadar elinize dilek. Elinize geçeni yemişsiniz. O kadar dilek parasından elimde hiç kalmadı Erdem Bey. O yüzden her gün dalmak zorundayım. Dalgıç öğretmenliği yapıyorum. Dalmak zamanda. Yalıyım diyorsunuz. Peki
Dalmak size ne öğretti Cenk Bey? Yani dalmanın biraz felsefesini, biraz soyut yönlerini bize anlatır tabii mısınız? Kişinin kendisiyle bir arada kalması durumunda. Zira konuşmak yok değil mi? Yani orada bir konuşmak muhabbet yok. Söz konusu. Evet, böyle diye nefes almadan nasıl yaşanabileceğini öğretti Erdem Bey. Havayı idareli kullanmayı. Siz havada normalde dışarıdayken diye mi defiliyorsunuz? Öyle yaşanmaz Cenk Bey, haklısınız. diye. Gerçekten halkın sesi bir dostumuzsunuz Cenk Bey. Teşekkür ederim. Bunları öğretiyor Erdem Bey. Daha da pek çok şey. Öyle resim yapmayı öğretti bana. Öyle mi? Biraz keman çalmayı öğretti. Tabii insan o kadar dalıyor ki bir de bakmışsınız resim yapmışsınız değil mi? Tabii ki Erdem Bey, sonuçta zaman zaman 15 bin metreye daldığımız oluyor. Bu dalış sırasında da çok uzun sürüyor. 2 saat, 3 saat sürüyor. O boşlukta insan 3-5 ders bir şeyler öğreniyor tabii. Bu dalan dostlarımızın, dalgıç dostlarımızın suyun altında yiyebilecekleri tek şey vurgun galiba değil mi Cenk Bey? Vurgun, biraz yosun ve bunları yedikten sonra da ağızlarını silmeleri için süngerlerimiz mevcut. Tabii son derece steril bir ortamda çalıştığınızdan kellay kesinlikle hijyen falan hak getiremiyor. Tabii ki yani suyun altında pek çok şey var yani çamaşır fersah, suyundan fersah var mı Cenk Bey? Deterjanına, batık gemisinden tornavidasına kadar, dolayısıyla diyorum ya orası ayrı bir dünya. Anlıyorum. Çok teşekkür ediyorum Cenk Bey. sevgili minimal dalgıçlara söyleyeceğiniz bir iki özdeyişle bu bölümü kapatmak istiyorum. Fazla minimal dalgıçlar fazla suyun altına dalmasınlar. Zira onlara ham diye kapı verir büyük balıklar. Evet, o yüzden büyüsünler öyle dalsınlar. Bu söylediğiniz şeyleri evlerimizde yapmayalım diyorsun. Tabii evlerimizde küvetlerin dibine dalmaya çalışmayalım. Anladım. Sağ olun Cenk Bey.